Herkese merhaba, ben Tuğçe Çoduvar. Bugün sizlerle Ekim ayı ajandamızı hazırlayacağız. Şimdiden Ekim'de doğanlara mutlu yıllar demeyi bir borç bilirim. Ajandamıza yine ilk sayfan tasarımıyla başlıyoruz. Bana bu kez büyük seti Mitran Newton'ın solu bayağı seti eşlik ediyor olacak. Ama gördüğünüz gibi washi tape'lerimi, renkli kağıtlarımı falan da çıkardım. Kullanacağımdan değil de hani ortama renk gelsin, dekora birazcık fayda sağlasınlar diye. Cidden bu kez kullanmayı düşünemem. Ne zaman bir washi tape çıkarsam bunları da kullanayım desem. Washi tape de bilmeyenler varsa şu renkli bantlar var ya, onlar aslında. Böyle onları ne zaman kullanacak olsam, ya şimdi beni takip edenler de aynısından yoksa işte aynısını yapamayacaklar falan filan diye böyle kullanmıyorum. Genelde de unutuyorum. Tek sebebi hani ay ya sizde yoksa diye bildiğim böyle ajandayı bitiriyorum. Aa tape şeyleri kullanacaktım ya, bantları kullanacaktım diye. Neyse artık bir dahaki sefere diye onları kutularına böyle geri yerleştiriyorum. 3 ay sonra geri çıkıyorlar. Bir hava alıp geri giriyorlar içeri. Neyse, bu ayın temasını zaten size geçen aydan söylemiştim. Bu ayın gelişi geçen aydan belliydi diye iğrenç bir espri yaptım dedim. Yaparken pişman oldum neyse. Hatırlarsanız ilhamdan yoksun kalır, ne yapacağımı bilemezsem bir dahaki ayda mantar teması yaparım demiştim ve anlayacağınız üzere bu ayın teması mantarlarlarlarlar. Yani ya Ekim olacaktı ya Kasım olacaktı. Mantarlar bu aylarda mı toplanıyor emin değilim ama genel öyle bir algı var ya böyle sonbahar havasıyla. Küçükken de çok toplardık aslında. Hatta en sevdiğim aktiviteler de biriydi. Sanki haydi amına koyayım dağlarda mantar topluyor ama kısmen öyleydi. Orada olduğum için böyle ilk çocukluk yaşlarımda orada böyle ormanların içine dalar, mantarlar toplardık. Böyle çok severdim. Sanki saklambaç oynuyor gibi ama evet, neticede mantarlar kaybediyordu her türlü. Böyle bir adaletsizlik söz konusuydu ama gerçekten en sevdiğim aktiviteydi. Hiç mantar yemeyi sevmesem bile toplamaya bayılıyordum. Ki şu an yemeğe de bayılıyorum. Her minik ergenin başına geldiği gibi genelde küçükken sevmediğiniz şeyleri büyüdükçe seviyorsunuz. Maalesef, maalesef diyorum. Neden? Çünkü yemek skala böyle bir gelişti ki artık her şeyi seviyorum. Çöplüğe dönüştü böyle. Bir tarzın olsun değil mi? Bazı şeyleri de sevme. Yok arkadaş hani pardon yanlış olmasın. Fresh kişniş dışında. Kişniş mi? Artık ne diyor ona? Koriander İngilizcesi ama Türkiye'de hiç yemediğim için Türkçesine de emin değilim ama kişnişin fresh hali. Aynı maydanoza benziyor. Böyle iğrenç bir şey var ve genetik olarak gerçekten insanların bazıları bunu sevmiyormuş. Ben de bu şahane, unik değil aslında ama çok eşsiz olmasa da bayağı yaygın olan bu gene ben de sahibim. Konu buraya nereden geldi? Yemeğe niye bağladım mantar temasından diyecektim. Aslında çok da mantıklı olduğunu fark ettim şu anda. Neyse. Ana sayfamızın giriş ana sayfası. Buraya da bu arada ajanda boyunca hiç bakmıyorum. Yazık oluyor en güzel tasarımların olduğu sayfaya. Belki bir dahaki aya bu tasarım böyle sola, sağ tarafa da genel takvim yaparım ki tasarım her zaman gözüm önünde olur. Ama yer kaplamasın kullanım alanımda diye de bunu ilk sayfaya atmaya karar vermiştim aylar önce. Gördüğünüz gibi kendi kararlarımla çelişip sorguladığım minik buhranlar yaşıyorum şu anda sizlerin önünde. Neyse ilk sayfamın tasarımıyla başlıyorum. Bu sayfanın tasarımını Pinterest'ten esinlenerek yaptım. Zaten genel olarak çizimlerde soranlarınız oluyor. Şey olunca hani direkt imgesel çizdim de yani hayalinden çizdim de genelde belirtiyorum. Ama yüzde sanırım herhalde 60-70 oranla referans fotoğrafı oluyor önümde. Onu takip ederek çiziyorum. Hiçbir zaman mantar zaten temasını bir çizime sohbette mantar teması yaptığımızda yani mantar çizimleri yaptığımda söylemiştim. Bu ilk çizimim yapmadan önce eskiz attım ama her zaman bana çok zor, çok uzak geliyordu. Onun için uzak duruyordum. Çok hoşuma gitti de görsel olarak diye. Hala öyle. Ondan sonra ilk kez şu anda mantar çiziyorum tekrardan ve her çizdiğimde gerçekten çok zevk alıyorum. Hem karmaşık hem de güzel. Böyle referans fotoğrafını takip edince mantıksız gelse bile fotoğraftaki gibi yapmaya çalışınca ortaya hoş bir şeyler çıkıyor. Ama tabii şu anki durum birazcık daha farklı. Çünkü ajandamın sayfaları ince, çok fazla sulu boya kullanamayacağım. Çok fazla mürekkepli kalem de kullanamayacağım. Onun için en az suyla, en az renkle, en az temasla en basit şekilde çıkarmaya çalışıyorum. Bir yandan da elim kopmasın 3 sayfalık ajanda hazırlarken diye. Daha böyle sadeleştirilmiş bir tasarımla başlamaya karar verdim bu sayfaya. Böyle bir yuvarlak çizimin içine bir mantar ailesi yerleştireceğim. Çeşit çeşit mantarlar olacak. Tiplerinden emin değilim. Birazcık da böyle sallamasyon bir şekilde ilerliyorum. Güzel göründüğü sürece benim için sorun yok. Dışarıda bu mantarlara haksızlık, nasıl böyle saygısızlık yaparsın, olduğu gibi çizmemişsin, değiştirmişsin falan, bize yalan söyleniyor falan diye böyle bir... Çünkü zannediyor ki orada bir linç ekibi var, ne yapsa böyle linç yiyecek. Yazık bana da hiç linç yemedim ya, böyle bilmiyorum tam olarak o işler nasıl çalışıyor dedim ve dediğim anda da pişman oldum. Genelde böyle dedikten sonra olur ya böyle şeyler. Neyse, hemen konuyu değiştirerekten ilerleyelim. Pilot kalemimden son savaşçı kalan parça bana eşlik ediyor. Her seferinde videoya başlarken acaba bunu kullanmasam, bu da videonun
aslında bozulursa alternatifim yok. Hani aynı tadı verecek alternatifim yok. Bu son pilot kalemim çünkü gerçekten hani yalan olmasın falan diye düşünüp sonra da oğlum demirden korksak tirinebilmez gibi böyle konuyla çok alakasız bir örnek geliyor aklıma. Ya korkanın çocuğu olmaz diyeceğim, o da olmayacak şimdi. Gerçekten tüm örneklerim 2005 kahvehaneden kalma olmasını ne yapacağız peki? İzlediğim diziler mi, yaşadığım travmatik çocukluk mu, artık bunun etkisi nereden geliyor hiç bilmiyorum ama içinizde abisi olan ve abisiyle beraber küçüklüğünü geçirmiş olan çocuk, kız çocuklarından anlayacağı üzere gerçekten ilginç bir erkek kültürüyle, erkek sosyal ortamında büyüdüğüm çocukluğumu geçirdiğim için de bunların etkisini yaşıyor olabilirim. En yakın arkadaş grubumun Ankaralı bir delikanlı grubu olmasından da etkilenmiş olabilirim. Ya da içimde minik bir okey'e dördüncü olduğu için de bunları veriyor olabilirim. Siz örnekleri anladığınız sürece benim için sorun yoktur. Neyse, kalemim beni umarım yarı yolda bırakmaz diyerekten çizimden bahsedeceğim. Çizimden bahsedemiyorum ya, konu sürekli kayıyor. Konuşma isteği mi dersiniz? Sosyallik açlığı mı dersiniz, boş boğazlılık mı dersiniz, Allah'ım bu kız kafayı niye toparlıyor mu dersiniz. Hatta video başlamadan önce böyle bir kahve shot yaptım kendime geleyim diye. Genelde bu seslendirmeyi sabah yapıyorum. Merak ediyorsanız onu da söyleyeyim, bu arada soranlar oluyordu çünkü. Genelde videoyu çektikten sonra seslendirmesini yapıyorum. Nadiren video çekerken seslendirme yaptığım da oluyor. Ama gerçekten dikkatimi dağıtıyor, yani resme odaklanamıyorum. Zaten böyle değişik bir açıdan bakıp kameraya kafam girmesinde çizimi yapmak zor olduğundan, bir de için içine ses girince böyle daha kasıntı olduğunu fark ettim seslendirmenin. Onun için seslendirmeleri daha sonra rahatça yapıyorum. Ama genel olarak kafamdan geçen, söylemek istediğim, o an çizerken düşündüğüm şeyler çizimi tekrar izlediğimde de birebir aklıma geldiği için görsel hafıza bağlantısıyla çok da sorun olmuyor. Yani hani böyle çok yapmacık ya da saçma konudan bağımsız kalmıyor söylediklerim diye düşünüyorum en azından. Umarım öyledir. Bu arada geçen ay ise bir soru sormuştum. Unutmadım, hani dijital ajanda yapalım mı, ne dersiniz falan diye. Birkaçınız ilginç olur, hani ben dijital kullanmıyorum ama yaparsan izleriz, değişik olur izlemek falan demiştiniz. Daha sonra ben onu aslında unuttum ya. Bu ajanda başlamadan önce dijital aklıma gelmedi ama unutmasam da muhtemelen yapmazdım çünkü benim, bilmiyorum sizin için öyle mi ama ben bir fikir sunduğumda, bir fikir aklıma geldiğinde genelde onun bir olgunlaşma süresi, bir benim benimsemem için falan birkaç ay geçmesi gerekiyor. Hadi birkaç ay olmasa da birkaç hafta geçmesi gerekiyor. Belki önümüzdeki aylarda yaparız. Belki yeni yıl için öyle bir şey yaparız. Daha değişik olur. Emin değilim hani gerçekten. Ya yap Tuğçe sen dijitalini. Ben dijital çizsem de siz onu zaten kağıda çizebilirsiniz. Ya da ben onu size yüklerim. İndirip mesela böyle çıktısını alıp da kullanabilirsiniz. Öyle şeyler de yapıyorduk önceden. Ya da böyle mesela aklımda şey de var. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz size sormak istiyorum. Yıllık ajanda çıkarsam mesela 2023 yılı için böyle full çizdiğim bullet journal'ları hazırladığım bir şekilde çıkarsam alır mısınız? Böyle bir şeye talebiniz var mıdır? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Arada böyle bir fikir geliyor aklıma, sonra geri gidiyor böyle. Geliyor gidiyor, emin olamıyorum. Sizin ne düşündüğünüz bu konuda tabii ki de çok 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 önemli. Bana belirtirseniz nerede duruyorsunuz bu ajanda alma olayına, böyle daha sağlıklı bir karar verebilirim diye düşünüyorum. Bu arada yalnız çenem çok güzel düşmüş, fark ettirmeden ilk sayfanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Böyle pilot kalemim ve sulu boyamla güzel bir kombinasyon oluşturdum. Ben normalde bir arka plana daha da koyu koyu renkler, birkaç ton daha girmek istiyordum sulu boya etkisini göstereceğim ama kağıt şimdiden buruşmaya başladığı için bir noktada durdum, sulu boya çok fazla giremedim. Sizin kağıdınız daha kalınsa böyle arkaya güzel bir sulu boya efekti yakalayabilirsiniz birkaç tonuyla beraber kullandığınız rengin. Ama ben bu kadar da bırakıyorum. Hatta böyle pilot kalemle koyular atmaya çalışıyorum. Mantarlar birazcık birbirinden ayrılsın diye. Onlar da renk kullanmadığım için birazcık birbirlerine girmiş gibi duruyorlar. Çünkü benim baktığım açıdan. Umarım sizin için biraz daha ayrıştırılabilir haldelerdir. Böyle pilot kalemle koyu girmeye çalışırken bile şeyi fark ettim. Hani kağıt aşınıyordu hani o mürekkebiyle bile. Sanki arkaya geçecekmiş gibi oldu. Neyse, arkaya geçtiği noktalarda zaten şu patchwork gibi, kolaj gibi kenara ayırdığım diğer renkli kağıtlarımdan oraya böyle yapıştırıp üstünde kapatabilirim, aslında çok da büyük bir sorun olmaz. Neyse, aşağıya October başlığımı da attıktan sonra artık bu sayfamın tasarımının gerçekten sonuna geldim. Ben gerçekten çok beğendim. Renkleri, tonu, genel olarak havası güzel oldu. Hemen geçiyorum bir sonraki sayfamıza. Övme şeyine girince çıkamıyorum çünkü. Neyse, buraya ayın kocaman bir taklidini yapacağım. Ama sol tarafa böyle kolajla birkaç kağıt parçası yapıştırıp hem böyle değişik bir hava katmak istiyorum. Hem de o bölümlerin renkleri ayrı olursa belki bölümlerin böyle öne çıkarmasına yardımcı olurum diye düşünüyorum. Çünkü geçen ay böyle solda yine bir bölme bırakmıştım.
Ama orayı kullanmadığımı fark ettim. Çünkü unuttum orada bir bölme olduğunu. Görmüyor gözüm. Resmen böyle gözü görmüyor. Babaanne. Resmen sürekli böyle sağ tarafa kayıp ajandanın içini, kutuların içini doldurmaya odaklanıyorum. Bu yandaki bölmelere fazla odaklanmıyordum. Böyle hem tarzı değişik olsun hem de öne çıksınlar diye bunları bu kez farklı kağıtlardan yapıştırarak yaptım. Elinizde ne varsa siz de böyle değişik bir şey, yani kesik kağıdı gibi bir şey kullanabilirsiniz bile. Hiç fark etmiyor. Yani çok fazla boya uygulanmayacağı için üstüne buruşmazlar diye düşünüyorum. Sadece yapıştırırken böyle piriti her yerine eşit olarak dağıttığınıza emin olun ki ortası böyle yapışmamış havada böyle buruş kırış kalmasın diye. Neyse, bunları yapıştırdıktan sonra ajandamın üst kısmına gelecek tasarımları için böyle oraya minik renkli mantarlar çiziyorum. Her yerdeki mantar tasarımı aynı olmasın diye burada böyle değişik renkleri kullanmak istedim. Zaten kullandığım 3 ton falan var aslında, yani aslına bakarsanız daha çok sulandırıp daha az sulandırıp falan böyle onları birazcık açıp koyultuyorum. Ama renk olarak sadece 3 renk var. Biri bordo, biri böyle kahverengi, biri de saman sarısı gibi bir şey diyebilirim aslında, böyle sütlü kahve gibi bir ton. Bunları birbiriyle karıştırıp değişik tonlar elde etmeye çalışıyorum. Bu arada söylerken gözümün önünde yalancı Tuğçe bir de yapraklar için böyle petrol yeşilin içine bayağı bir mavi ve siyah ekleyerek koyu bir ton oluşturdum. Birazcık kontrast katsın çünkü renkler o kadar soluk ki ben bayılsam bile soluk renklere. Hafif kontrast güzel olur, güzel gelir diye. Bu koyu yeşil mavi tonu da kullandım araya böyle yapraklar serpiştirmek için. Bu arada az önce yarım kaldı şeyi de soracaktım size. Böyle bazen hatırlarsanız birkaç sene önce, belki takip edenleriniz varsa biliyordur. Hani Todoar markası altında bazı ürünler mi çıkarsam, özellikle sketch defteri çıkarmayı çok istiyordum. Çünkü ben Türkiye'deyken, yani Türkiye'ye baktığımda da internet sitelerine çok güzel böyle içime sinen böyle hem sulu boya hem mürekkebe hem işte sketch yapabileceğiniz, karışık böyle mix medya kullanabileceğiniz çok fazla ürün seçeneği görmemiştim. Acaba böyle bir şey çıkarsam falan diye düşünüyordum. Bu zamanlarda şu aralar fazla iş yoğunluğum olmadığı için de böyle fikirler kafama tekrardan gelmeye başladı. Siz ne dersiniz? Böyle bir şeye talebiniz olur mu? Resmen ürün satışına döndü şey ama böyle sizden dönüş almak, sizin ne düşündüğünüzü bilmek, fikir almak aynı zamanda bana çok yardımcı oluyor. Bana vaktinizi ayırıp bu konuda geri dönüş verirseniz çok sevinirim. Şey de geliyor bu arada aklıma, böyle Discord falan açalım diyorduk, işte Draw Design Your Style yapalım falan diyorduk. Draw Design Your Style'ı yapacağım, böyle güzel bir konsept gelse aklıma, hani çünkü direkt düz bir şey çizmek istemiyorum, birazcık daha karakteristik bir şey çizmek istiyorum ki böyle kendi tarzınıza çevirirken daha ilginç olsun, direkt bir portre, direkt referanslar çizmiş bir şey olsun istemiyorum açıkçası. O hala aklımda, yani unutmadım. Bir yandan da şey düşünüyorum, böyle resim kursu için bana çok mesaj geliyor mesela, resim kursu veriyor musun diye. Resim kursu vermiyorum. Böyle bir ara hani Udemy falan gibi öğretici platformlarda acaba bir seri mi hazırlasam falan diye düşünüyordum. O da birazcık yarım kaldı başka işlerden dolayı. Ama arada acaba hani şey geldi aklıma, bir arkadaşım sordu aslında bana. Bir ajanda workshop'u yapsana diye. Benim hiç aklıma böyle, zaten video hazırladığım için ajanda workshop'una insanlar katılır mı falan diye böyle merak ediyordum. Ama sonra mantıklı geldi. Böyle aslında video açsak ve 2-3 saat falan sürüyor zaten bir tanesi yapması. Böyle 2-3 saatlik bir workshop halinde ajandayı beraber hazırlasak bir sonraki aylarda güzel bir şey olur sanki. Arada bir değişikliğe gitmek gerekiyor. Çünkü geçen videoda dediğim gibi tekrara düşme kaygısı yaşıyorum. Her ne kadar evet aylık ajanda neticede kendini tekrarlayan bir şey olsa da, video tarzı olsun, yaptığım şeyler olsun, sizinle hani iletişim kurduğum sadece bu videoda kalmasın, sadece YouTube platformları kalmasın istiyorum. Alternatif sizin de öneriniz varsa, Tuğçe böyle bir şey yapalım, şöyle bir şey yapalım falan diye, bunları da bana söylerseniz sevinirim. Size milyon tane soru sordum. Hepsi için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu arada mantarlarım falan kurudu. Bölmelerimi, cetvelim, canım arkadaşım da ayırdım falan. Bir pilot kalemimde de mantarlara böyle birazcık gölge, hafif bir tarama ekliyorum. Sol tarafta kısımlarımda şey olacak. Biri must do, yani yapmak zorunda olduğum, erteleyemeyeceğim şeyler. Biri de not kısımlarım. Kendimle ilgili, işimle ilgili, neyle ilgili artık not almam gerekiyorsa onları yazacağım. Ama bu must do iyi oldu gerçekten. Yani doktor randevumdur, yapmam gereken bir toplantı vardır, zaktır. Onları buraya böyle not alırım. Gözümün önünde olur. Hani arada kaynamaz. Çünkü bir önceki aylarda gerçekten arada kaynadılar. Neyse, ayın günlerini de yazdıktan sonra bir 31. günü sığdıramadığım için ona böyle solda ekstra kaçak kat çıktım. Oraya yerleştirdim. Bu noktada artık bu sayfamın da tasarımı sona gelmiş bulunuyorum. Çok güzel oldu. Bence bu kolaj böyle minik yırt yapıştır parçaları güzel bir hava kattı sayfaya. Neyse, şimdi geçelim bir sonraki sayfamıza.
Burası her zamanki gibi ilk olarak habit trackers, notlar, creative ideas falan filan gibi bölmeler olacak. Bir tane kısım gene değişiyor her ay. Bir tane biliyorsunuz anxiety haftamız terk ediyor, aramızdan ayrılıyor. Onu sağ tarafta olacak ama öncelikle sol tarafta habit tracker'ın olduğu kısmı süsleyerek başlıyorum. 4 tane habit takip edeceğim. Neden bilmem. Aslında şuralar çok fazla sosyalliğim ve aktivitem var. Birazdan bahsedeceğim size onlarla. Şu an yaptığım şeyi anlatayım hemen. Minik mantar tasarımları için önce background, yani alt renklerini atıyorum ki onlar kururken ben de işte bölmeleri falan ayırırım. Mürekkeple yapmam, yani pilot kalemle yapacağım, yerlere girerim diye. Taban renklerini atarak başlıyorum ki gördüğünüz gibi renkler genelde birbirine çok yakın. Hani şu noktada zaten sulu boya paletimde birbirine karıştıkları için ayırt bile etmiyorum. Hafif bir ton farkı olsun yeter diyorum ki yetiyor. Bir iki tane de böyle koyu kahverengi ekledim ki en azından hafif öne çıksın birkaçı diye. Şimdi bölümün başlığını atıyorum burada, habit tracker. Altında 4 tane habitim olacak. Sağlıklı beslenme, spor, maya, bu kullandığım 3 boyutlu program ve language. Çünkü çok şaşıracak olabilirsiniz ama sonunda Portekizce kursuna başlamaya karar verdim. Hocamı buldum. Hatta bu hafta başlıyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde, siz bu satırları okurken ben çoktan Portekizce'yi öğrenmiş olacağım. Çünkü bir ders öğreneceğini zannediyorum. Sonunda artık ertelemeyeyim, hani başlayayım. 2-3 ayda olsa böyle bir ders alayım, genel basic'ini öğreneyim dilin dedim. Genelde 4. dil çok kolay öğreniliyor diye bir hurafe vardı. Bakalım doğru muymuş? Beraber göreceğiz. Size bundan 1-2 ay içinde tekrar bir update geçerim. En azından başlama hissi bile güzel. Bunun dışında mesela bu ay yogaya başladım. Onu da uzun zamandır istiyordum ki hani benim bir target kısmım var biliyorsunuz. Son birkaç aydır ajanda ekliyorum ve inanılmaz seviyorum bu bölümü. Oraya böyle minik targetler koyarken geçen ay en sonunda targetime yogaya başla koymuştum. Hani 1-2 ders bile olsa başlamayı düşünüyordum ve geçen ay başladım ve hocayı inanılmaz sevdim. Ben daha böyle aktif yogaya, birazcık daha strength, hani güç ve dengenin karışık olduğu dersleri daha çok seviyorum ve bu kadın gerçekten 1,5 saat içinde böyle yerde sürünecek hale geleceğim kadar intens geçiyor dersleri ve yorulmuş değil, kendime gelmiş şekilde kalkıyorum matın üstünden. Çok çok güzel ve çok iyi geldi böyle başlamak. Çok mutluyum o konudan. Tenis kursuna başladık. O geçen ay başlamıştık. Hala devam ediyoruz. O da çok iyi geliyor. Zaten ben küçükken 2 sene falan oynuyordum. Oynamıştım düzenli. Hatta takımda oynamıştım. Çok da seviyordum ama daha sonra üniversite sınavına girdiğim anda bıraktım. Evet, küçükken derken gerçekten küçükken. Yani 18 yaşında bırakmışım. Sonra bir daha oynamadım. Seneler sonra şimdi tekrar geri döndüm. Nicole'la beraber alıyoruz dersleri de. O da bayağı güzel gidiyor. Onun da hoşuna gitti. O daha önce de oynamamıştı yeni bir şey için. Ama squash falan oynadığı için çok fark gelmiyor aslında. Tenis derslerine devam ediyoruz. Sosyallikten ölüyorum, sormayın. Tuğçe'cim ne oldu? Canım benim, hiç aktivitelerden aktiviteye sosyal bir hamsi olmuşsun diyebilirsiniz. Bu sadece bu ay. Yani hiçbir işim olmadığı için dedim ki aklımda olan her şeyi yapayım. Hazır hiçbir şey yok. Çünkü işe başladığım anda gerçekten hiçbir vaktim olmayacak başka bir şey yapmaya. Onun için böyle sosyalliğin dibine vura vura ilerliyorum. Ama iyi geliyor yani. İyi hissettiriyor. Birçok ertelediğim şeyi yapıyor olmak şu anda iyi hissettiriyor. Neyse, alttaki kısımlardan bahsedeyim bu arada. Üste 4 tane habitim var. Onun sonu altında targets, yani amaçladığım şeyler. Bu ay için bakalım neler yazacağım buraya. Onlar var. Onun bir tarafında da news var. Buraya belki dedim yeni tarifleri yazarım ya da yeni öğrendiğim şeyleri yazarım. Emin değilim ne şekilde kullanacağım ama bazen tarif buluyorum. Onu sonraki hafta unutmuş oluyorum. İğrenç bir hafızam var. Ve üzülüyorum. Ya ne güzel bir şey yemiştim. Nasıl yapmıştım onu? Hiçbir fikrim de olmuyor. Belki onları falan yazarım diye böyle bir alan bırakmak istedim. Sayfamızın sağ tarafında da Creative Ideas ve Mood Tracker olacak. Creative Ideas zaten biliyorsunuz genelde YouTube ve baktığım daha böyle kreatif işler için aldığım notlar oluyor. Mood Tracker kısmını da aslında geçen ay bunu grateful, yani I'm grateful diye bir alan bırakmıştım. Minnet duyduğum, mutlu olduğum, beni mutlu eden, hayatıma sahip olduğum için yaşasın dedirten şeyleri yazmıştım. Çok fazla kullanmadım açıkçası. Yani düşündüğümden çok daha az kullandım. Bir de alan küçük mü geldi ne? 5 kez yazınca falan zaten yarısından çoğu dolmuştu. Bütün ay devam edemeyeceğimi fark ettim. O yüzden mood tracker yazayım dedim. Çünkü hormonal dengesizliklerden dolayı böyle beslenme sorunları falan yaşadım. Moodumda böyle büyük mood swingler, yani mood değişiklikleri falan yaşıyordum. Ve bu ay tekrardan doktoru göreceğim için görmeden önce bir takip edeyim diye. Nasıl gidiyor, nasıl oluyor, daha iyi her şey ama genel bir takip edeyim bu alan işime yarardı. Çünkü birkaç ay önce yapmıştım. Gerçekten işime yaramıştı, onu fark ettim. Tekrardan bu alanı geri getirmeye karar verdim. Sizin de varsa böyle hani
ruhsal halinizde büyük değişiklikler, yeme bozuklukları, uyku düzensizlikleri, çünkü hem mevsimsel geçişlerde oluyor, hem stresten oluyor, hem yeni bir şeye başladığınızda yeni iş, yeni okul, öde böde, yani her şeyden tetiklenebiliyor bu. Böyle bir düzensiz varsa not almanızı tavsiye ederim. Daha iyi fark edebiliyorsunuz çünkü not alınca, böyle genel bir aylık bazda gözünüzün önünde bir tane verize raporu gibi bir şey oluyor yani. Böyle balon işime yarayacak diye düşünüyorum. Daha önce yaramıştı çünkü. Bu arada yalnız nefes almadan konuştum ya. Hani kurguda falan değil, resmen videonun başından beri aralıksız konuştum. Ne konuşma açlığı. Bir de yani daha yeni konuştum sizle. Ben, kim köpek, bir hafta sonra, bir hafta bile olmadan, hatta ay sonu gelmeden yayınlayacağım için videoyu. Bir hafta dolmadan ikinci video yayınlıyorum. Hem sosyalim hem çalışkan. Aferin size. Ben de şaşkınım yalnız. Şey oldu böyle ya. Ay bitiyor, hani video yapayım falan dedim. Ya dedim, daha yeni video yaptın Tuğçe'cim, hayrola sen. Sen kim, ne oluyor sana böyle, çok bozdun kendini diye. Verdiğim sözleri tutar olur gibi ordum. Her an ortadan gene kaybolabilirim ama kaybolmam sanki ya. Böyle hızımı aldım, ilerliyorum güzel güzel. Sırada bu arada birçok videom var. Yani ilk olarak dijitalin devamını çekmek istiyorum ki siz çok istiyorsunuz benden. Çok daha fazla, yani sizden çok talep geliyor bu konuda ama kafamda bir türlü oturup onu planlayamadım. Çünkü o video, yani öğretici videolar gerçekten bir 2-3 günlük çalışma gerektiriyor. Önden oturup bayağı bir araştırma yapıp yanlış bir şey aktarmamak için not alıp böyle bir video planlaması yapmam gerekiyor. Bunlar daha çok hani oturuyorum, yarım gün sketch atıyorum, çizim yapıyorum, genel bir planlama yapıyorum. Daha sonra direkt ajandayı çekmeye başlayabiliyorum. Çok fazla ön hazırlık gerektirmediği için daha hızlı çıkıyor haliyle. Ama işte öğretici videolar öyle olmadığı için bu kadar zaman alıyor. Bu kadar zamandan kastım da 2 yıl olmamalı tabii ki de. Yani hani benim de başka önceliklerim, başka yapmam gereken şeyler olduğu için çok aksadı. Ama aklımda olduğunu belirtmek için. Yani sadece aklımda kalmasın Tuğçe'cim derseniz de haklısınızdır. Bir noktada o videolarda gelecek. Sadece hani genel bir düzenlemeye, bir toparlanmanın içine girmeye çalışıyorum. Hani düşünün, geleli buraya neredeyse 1,5 yıl olacak. Daha dil kursuna yeni başlıyorum. O kadar dağılmış, o kadar böyle 5 parçaya bölünmüş haldeydim. Daha yeni yeni boş vaktim olmaya başladı. Onun için hepsi olacak yani bir noktada. Aklımda hepsi. Varsa da başka şu video da gelsin. Böyle bir şey de yaptı Tuğçe'nin. Bak, daha az planlama gerektiren belki sizin de fikirleriniz varsa, böyle şeyler de varsa bana yazabilirsiniz. Çünkü çizim ve sohbet ve ajanda videoları dışında böyle az planlamayla yapabileceğim fazla da bir video gelmiyor aklıma. Bir noktada şey var. Bir sürü yeni ürün var. Onları sizle denemek istiyorum. Fırçalar var, boyalar var, kağıtlar var. Belki böyle 3 bölüm şeklinde yapabiliriz. Hem size fikir olur. Hem de bilmiyorum, bazı insanlar seviyor ya böyle yeni ürün deneme videolarını falan. Öyle bir seri de yapabiliriz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ay, yalnız konuşurken yoruldum, umarım dinlerken yorulmamışsınızdır. Bazen videolarımı dinlediğimde Tuğçe ne kadar hızlı konuşmuşsun, birazcık acaba tonu düşürsen mi, kendim bile anlayamıyorum konuşurken diyorum. Ama sonra o kadar heyecanlanıyor muyum, ne oluyor bilmiyorum artık. Ya da karşıda birisi olmadığı, böyle yüzünü ekşitip ne yapıyorsun yavaş konuş diyecek. Böyle hızımı alamadığımdan da oluyor olabilir. Yavaşlatıp izleyebilirsiniz ya da ben bir sonraki videolarda birazcık daha yavaşlatmaya çalışabilirim isterseniz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Size bugün bu soruyu ne kadar da çok sordum değil mi? Kendimden tiksindim bir noktadan sonra. Neyse, birine bile cevap verirseniz razı olsun. Allah tutuyoruz olsun. Çıldırdı gene. Neyse, artık bu noktada, bu sayfamızın tasarımında sona gelmiş bulunuyoruz. Bu renkli kağıtları kullanmak inanılmaz güzel bir hava kattı ajandaya. Ben bayıldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.